Çılgın bir dişim yok başka işim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Dünya dursa ben yine dönerim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Elim dursa durmaz ki dilim. Yalan dünya yine de severim. Çılgın bir dişim yok başka işim. Silerim hüzünü baştan çizerim. Yok başka işim. Mıstık gibiyim, her şeyi bilirim. Çilek tadında, biraz masum, biraz da çatlak. Çılgın bir dişim yok başka işim. Evet, çiçekte devam ediyorum ben. Şimdi çiçek ufacık, sen de anlat bize. Bu kadar zaman hani biz ne yaptığını takip ediyoruz ama genel olarak Çılgın bir Diş ekibi bir araya geldik ve anlat bakalım neler oluyor. Oo, Çılgın Bediş'ten beri kocaman bir adam oldu. Tamam. En önemlisi oydu. Zaten hamileliğimi de birlikte yaşadık. Hepiniz biliyorsunuz. Evliliği birlikte yaşadık. Hepiniz biliyorsunuz. Bora'yla tanışmayı yaşadık. Hepinizin beynini yedim. Çok sevdim. Bora'nın da aslında burada olması lazım. Evet ya. Bu o işin bir parçası yani. Burada Çılgın Bediş setinde atıldı bütün sorunlar. Tabii her şey. Ya aynen. Oğlanı ilk kucağımıza biz aldık değil mi? Aynen. Doğar doğmaz canım ya. Oğlanı derken oğlanı gelsin de ben biraz oğlan olayım. Şeylerden, çiçeğin videolarından görüyorum. Aynı babası. İnanılmaz bir şekilde. Evet, aynı babası. Selma abla, Yonca ona şey diyor. Yonca ona diyor ki, Bora'nın topuklu ayakkabı giymiş hali diyor. Çok güzel bir şey oldu ya. Ben işte çocuk büyüttüm. Tiyatro yapmaya devam ettim. Hocalık kısmı çok ağır basmaya başladı Bediş'ten sonra tiyatro hocalığı. Yönetmenlik yaptım, dizilerimiz, ya yani mesleğe dair ne bulduysam yapmaya çalışıyorum. Şimdi de bu pandemi günlerinde eve kapandığımız için Instagram üzerinden sık sık canlı yayın yapıyorum. İşte böyle bilenleri bilmek isteyenlerle buluşturuyorum. O kadar. Yani yaşıyorum güzel ama çok özlüyorum. Ve Bediş öyle bir iş olmuş ki. Yani ya. Gerçekten mi ya? Bu kadar insanı takip eden bir iş. Hani bir sürü iş yaptık. Ben uzun süreli işlerde yaptım. Kaygısızlar Şubat'ta ama Bediş başka bir şey. Bu nesil yetiştirmekle mi ilgili? İşte çocuklara mı hitap edip onların bugünün büyükleri mi olması? Bizim hep birlikte oluşturduğumuz sinerji mi? Çünkü ben hep o zaman söylüyordum. Ben hepinizi evdeki herkesten çok görüyordum. Hepimiz gibi. Biz çok birlikte yaşayan, çok tatlıydık. Hani bütün bunların mı etkisi nedir bilmiyorum ama kaç tane her birinize olduğu gibi, kaç tane günde ay tekrar başlasanız, şöyle yapsanız, Bediş Bediş diyen öyle. Yüzlerce mesaj. Şu an çok sevinecek herkes. İyi ki topladın yolculuğu. Evet. Ay yani evet, süper. Yani şöyle bir şey var. Herkes niye bir daha başlamıyor? Bir sürü var böyle lan tekrardan bir an başlayan şeyler ama hakikaten şu dönemde yani 2020'nin Çılgın Bediş olsa hakikaten çok komik olur. Bizim o bir kere nerdeki kaygılarımız bitimiz. En azından benim ay güzel bir gözüküyorum. Ay dinlenme hiç öyle şeyden kalmadı. O kadar eğleniriz ki yani kendi adıma söylüyorum. Bir de çok yani çok da seviniriz diye düşünüyorum. Hani bir yapımcılığım eksikti, bir de onu becerebilsem vallahi çok isterim tekrar yapmak. Ama sessiz ama damla vurmuşuz gerçekten. Ne? Ses biraz gitti geldi. Son lafım evet, biraz geldi. Evet. Lav oldu galiba. Ne dedim acaba ben? Allah susturdu.
Yani Yonca artık yapımcı olur musun, ne olursun, bulur musun, tutar mısın, sen daha hadi dediğin an bence bir kişi yok ki desin. Yani hepimiz koşa koşa yaparız, tekrar değil mi? Bence de yaparız. Ya bak, ben buradan bile uça uça gelirim. Aynen. Peki o zaman şimdi dönelim sona ya. Namı değer bağlı. Tabii insanları inandırmamız şu anda çok zor bu halinle. Ya bir dakika yani, ben gideyim geleyim hemen. Gidip gelme. Bakayım sen. Tak toplamalı. Bağlı. Gel bakayım. Gel kızım. Gel. Gel bakayım hadi. Bak siz bir konuşun da ben bir Bağlı'yı çağırayım bari. Bağlı gel kızım bakayım gel. Gel bak seni özlemişler gel. Gel gel hadi koş Bağlı gelsin bari gelsin. Ya çok matrak. Ya. Bilir misin? Bir aniden siyah saçlarla. Birden bire öyle olur. Çok gülerim. O kadar kısa sürede. Yoksa hazırlandı mı? Sen anlat neler yapıyorsun. Köpek korktu. Havladı. Yonca senin bağlantında problem var. Görü gözü koptu köpeğin. Ses gidiyor ya, geliyor ya, değil mi? Gibi? Bir donuyor, bir şeyler oluyor. Evet. Sen Wi-Fi'den çık, LTE'ye gel. Ben çıktım. Ben şeyde değilim ki. Cep telefonda değilim, bilgisayardayım. Fark etmez, bilgisayarda da cep telefondan LTE'ye yapabilirsin. Bunu bilmiyorum işte, nasıl yaparım? Ali Bey! Cep telefondaki bağlantı nasıl bağlanacağım ben? Bak bilgisayardan da oluyormuş Umur bu. Selma abla. Ben sadece cep telefonundan oluyor zannediyordum. Çok fena oldu. Ay dün akşam ilk defa Yonca yazdığı zaman böyle bir şeyin varlığını öğrendim ben. Böyle bir şey bilmiyordum. İşte ben o zaman çok kaygılandım. Çok kaygılandım. Sen şey yazdın. Zoom ne ya? Sonra Cenk bana hemen attı. Attı gördüm ne olduğunu. Şeyini de seyrettim. Yonca'nın yolladığını da seyrettim. Fakat indiremedim. Ay bu zaman. Ay çok sevdiğim. Yağmur'a telefon etti. Gel şunu yap diye. Yağmur çıktı geldi onu yap falan. Ya büyük macera. Acayip. Ay Banu saçını boyamış. Ay saçını boyadı. Banu. Ay bütün evde kalmış arkadaşlarım burada ya. Ay vallahi seneler geçti kurtulamadım vallahi. Ay Banu ya. Ay inan. Keşke şey ben hala donuyor muyum? Yok şimdi tamam. Varsın şimdi daha iyi. Evet. Benim var bak kıpırdamamam lazım. Kıpırdayınca. Ay ben böyle durayım da belki anlanır. Peki o zaman sen anlat şimdi ne olur bakalım sonra. Ay çok seneler geçti üstünden. Evde kaldım. Evde kaldı bir çocukla. Ya aslında ayıp olmasın diye söylemiyorum ama Ali Veli Duralı 4'te 10'dan ileri Hasan Çağlar Ramazan bir de rahmetlik baban anneanneye de koca gördük istiyormuşum. Ya birkaç kere koca eskittim ama bu halimle. Geliyor mu? Geliyor. Kaç kere dondu? Kaç kere evlendi? Yonca gene dondu. Vallahi aslında sayması gerekirse 1-2-3 tane evlenmiş gibi gözüküyorum. 3 evlenmiş. Bir tanesi kağıt üzerinde, ikincisi rahmetlik oldu. Üçüncüsü sağ olsun yanımda hala, yukarıda vallahi. Öyle yani arada birkaç tane eskittiğim oldu yani ama sağ olsun kalan sağlar benimledir dedim. Devam ediyorum hayata. Bir tane güzel kızım var 13 yaşında. Allah'ıma şükür bir tanecik yavrum prensesim oldu. O da zorla oldu. Geldim birkaç kere IVF yaptırdım. Sonra tabii ki hayat çok zor dediler İngiltere'de. Gelirken buraya ben this is a apple, this is a pen biliyordum. Gelince hadi bakalım sil baştan oldu. Hadi bakalım yeniden. Yeniden oku. Lise de Apple yetmedi. Biraz daha ilerletmek zorunda kaldım. Sonra bir baktım kendimi okuldan okula. Sonra bir ara bir baktım üniversitede öğretmenlik yapıyorum. Sonay, ben de, sonay sen bir ara lady oldun ya.
İşte o ikinci eşimdeydi. Rahmetli. Adam öldürdü. Adam gitti vallahi. Ya gerçekten şimdi böyle söyle böyle bu kıyafete gelince ciddi de konuşamıyorum. Ama gerçekten yani bu olay evet. Ya beni mahvettin şu kıyafeti ciddi de konuş. Şu halime ciddi konuşamam. Adam öldü diyeceğim gülüyorum ya rezil oldum. Ama ya gerçekten işi, ikinci eşim vefat etti gerçekten kalp krizinden. Ya şu halde kendimi görünce gülmem geliyor yani gerçekten. Yani bir söyleyeceğim. Kızımın babası vefat etti. Gerçekten duymuyorum ya bu ses. Ben niye böyleyim? Evet önce çok donuyorsun şey gibisin. Hayır o lord. Anlaşılmıyor ne dediğin. O lordtu ben de lady'dim. Lady mi? Gerçekten Lord'la ama evlendi. Bak şimdi bak. Lord'la evlendi. Gerçekten. Gündür bay... Lady oldu. Yani Lady ona yaydın. Vallahi. Aynen. Ay. Ama ben hiçbir, ya ben hiçbir zaman bunları konuşmadığım için hadi geleyim kendime biraz. Şimdi ciddiyete döneyim. Ondan sonra yani ikinci eşim öyleydi. Mahkemelik de hala şeyini almaya çalışıyordu. Babası kabul etmemiş. O kendi istediği için. Öyle bir durumumuz vardı ama kendisi vefat etti işte kalp krizi. Allah yani kurtulabilecek bir şey yok. Ama şu anda her şey çok güzel. Allah'a şükür yeniden evlendim. Çok mutluyum. Pancar gibi gözüküyorum ekranda arkadaşlar. Kusura bakmayın hepiniz bembeyazsınız. Ben niye böyle oldum? Ateş pasta yok. Sen bir lady'sin ondan. Kıpkırmızısın öyle. Ben niye böyle oldum? Allah ya. Bak geldi. Bak içim dışım öyle. Bir şey soracağım ben şimdi. Lady ünvanını aldın adamcağız vefat edince gitti mi o ünvan? Şöyle aslında Lady ünvanını tam almadım. Eşim çünkü Lord'lu mahkemelikti. Yani eşimin babası kabul etmemiş. O kendi istediği için o kendi dedi ki ben devam etmek istiyorum. Yani babam etmek istemeyebilir. Ama tabii ki olaylar sürdü mahkemelik. Yani tam olacaktı ama eşimin ömrü vefat etmedi. Ah ah ah. Ben öyle yani. Biz şimdi Katar'a taşındık. 3 yıllığına eşim orada çalışıyordu Katar Devleti'nde. İş aldı işte. Oraya gittik. Orada kendisi vefat etti kalp krizi. Ben geri döndüm kızımla. Geri döndüm. Hatta bir ara dedim ki acaba Türkiye'de mi kalsam? O kadar özledim ki ama herkes bana manyak mısın kızım? Git işte çocuğum var git orada okut bilmem ne falan filan. Tabii buraya geldim. Yapmam gereken işler de vardı. Geldik. Şimdi neredesin sen Sonay? Şimdi ben İngiltere'deyim. Hı. Yeni eşim var. Nedenle... Kozuna bak ya. Bağlıya bak. Kim derdi ki? Katar'dayken bari bir şeyh falan alsaydın. Ya aslında yemin ederim bir şıh da istemedi değil. Yemin ederim ha? Ama dedim ki... Şıh mı? Şıh demedim be şeyh dedim. Şeyh. Ya. Ben şeyh diyorum, sen şıh anlıyorsun. Ya, yok. Şıh, aynı şıh. Denk düşüyor şıh. Şıh. Ben dedim ki şıhını istemem. Çünkü çok kötü. Dedim ki ben gideyim yine İngiltere'ye başka bir lord bulayım. Geldim. Şimdi. Başka bir lord bulayım. Filmlerde olur ya böyle lord avcısı. Ya prens avcısı. Birisi aslında gözüm vardı da biraz küçük de olsun dedim. Zararı olmaz demiştim ama kaptırdık. O yüzden artık ne yapalım? Bak bir de planlı. Ne bulduysak artık Allah'a şükür dedik. Çok şükür. Amin. Çok şükür. Hiç yoktan iyidir diyorsun. Evet. Hay Allah'ım. Peki Selma abla sen anlattın değil mi? Yarım kaldı. Marmaris'tesin. Ben hayatım Marmaris. Evet Marmaris'te önce İstanbul'daydım. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda 2 sene oynadım. Sonra geldim burada tiyatro fikrimi kurduk Umur'la birlikte. Bir de derneğimiz var. Kali Merhaba Kültür Sanat Derneği. Ona başkanlık ediyorum. Abi. Festivaller yapıyoruz. Burada işte çocuklarla çalıştım. Bir de bana ödül verdiler çocuk tiyatrosu yaptığım için. Tabii. Ondan bağlanabilirsin. Evet. Yani çocuklarla, gençlerle bir de tiyatrocu olmak isteyip de olamamış büyüklerle bir sürü oyun çıkardım. Yani tiyatroyla ilişkimi hiç kesmedim. Marmaris'te de devam ettirdim. Sonra torun olunca her şeyi bir kenara bıraktım. İstanbul'a geldim, torun büyüttüm. Yazları buraya geliyor. İşte ama şimdi pandemi yüzünden ne ben gidebiliyorum ne o gelebiliyor. Ama işte
şey resim yapıyorum bol bol. Süper. Sergilere katılıyorum. Festivaller yapıyoruz. O festivallerde açtığım sergilerde benim de resmim oluyor. Şahane. Öyle, evet, evet. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz burada evin içinde. Bir alt Selçuk nerede? Selçuk benden iki sokak ötede oturuyor. Şeyde. Ama o bizim grupta yok. Grupta yok. Duymadı. Ya grupta yok. Önce onu gruba almamız lazım. Gruba almak lazım ki haber olsun. Evet. Evet. Bir dahaki alırım onu. Yani ben söylemedim de bir şey. Ay bu hangisi be? Tavuk gibi. Büyüğü mü küçüğü mü? Büyüğü mü küçüğü mü? Bora mı Ardahan mı? Büyüğü geldi. Bora geldi. Bora geldi. Güzel. Mekanın sahibi. Mekanın sahibi geldi. Senin doğum gününde çok büyük bir şey yapmaya kalktı Bora, fakat ben şeydeydim, ona yazdım Marmaris'teyim diye. Senin ya. Doğum gününde evet ya. Ya çok çalıştı. Çok çalıştı. Peki sona gelene kadar o zaman Cenk, yani namı değer Oktay'ım, anla sen neler yapıyorsun tatlım? Ya ben ne yapayım? Yani İşte ufak tefek hani iş, dizi falan olduğu zaman devam. Geçen sene vardı bir projem, günlük bir iş. Onun dışında 6 senedir spor hocalığı yapıyorum. Bireysel. Yani toplu mu yoksa bireysel mi? Bireysel veriyorum, özel ders. Özel ders. Aynen. İyi. Aynen. Aynen. İyiymiş. Alıyorum bir süt. Hangi civarlardasınız? Genelde Ortaköy civarındayım. Cenk senin en ne tarafta? Yani adres verme de. Ben Zekeriyaköy'de oturuyorum. Ha, ama Ortaköy civarında ders veriyorsun. Evet, aynen. Anlıyorum ben. Nevin'in bundan haberi var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Hay Allah. Başkan abi. Şey Yonca'cığım bizde her şey legal. Legal. Evet. Anlat hadi, başka ne yapıyorsun? Başka bir şey yapmıyorum işte, böyle devam ediyor yani. Genelde çoğu zamanımı o alıyor, üyelerim var bir sürü, işte onlarla çok iyi. Evet, çalışıyoruz. Onun dışında kendim spor yapıyorum zaten, biliyorsun ben hep spor içindeydim. Peki üyelerinin çoğunluğu kadın mı erkek mi? Kesin kadındır. Oralara girmeyelim. Bütün eski çılgın bilsek hayranlar. Değil mi? Ulan. Her türlü ufak bir tarikatım var. Var ya, büyük inanırım yani. Sinan abi geldi. Hadi gel Sinan abi. Ay ben o bıyıklarını. Ay bakalım. Hamburger. Özlemişiz bu kaşları. Sinan. Sinan abi. Yalanın bassın. Sinan abi. Vallahi ya. Babacığım hoş geldin. Ya dur. Ya. Gözlüğü takıp hiçbirinizi net göremiyorum. Sinan abi telefonunu yan çevirsene yan. Sana bir şey söyleyeyim. Bu kadar yani. Ben yandırsaydım. Seneler tırıs geçmiş seni Sinan abi. Yani bu kadar bir şey aynı ya. Adam seneler de geçti. Yaşlanma. Senin yaşlanma motorun yok mu ya? Basalım. Var, gerdiriyorum. İyi misin Sinan abi? İyiyim. Ya birinciye gelemedim. Ben bu işlerden pek fazla çakmıyorum. Takma dişlerimi aradım. Stand'imi aradım. takma bakımı aradım. Uzun sürdü her şey ya. Ay çok tatlısın ya. Abiyiz işte ya. Ne olsun bu evlere tıkıldığımız bu günlerde böyle bir şeyler yapıyorum ben. İşte bir iki tanelerinden yaptım. Ondan sonra zaten hep aklımdaydı Çılgın Bezici ekibiyle yapalım diye. Hem birbirimizi görelim, hem eski günleri yad edelim. Çok bir iyi oldu var, bir yere beni ya. Senin her şeyin yolunda mı? Değil. Gitti. Gitti. Ne oldu? Gitti. Geldi Sinan abi. Gitti ve geldi. Sinan abi telefondan oynaşma. Ya ben oynamıyorum. Bir tane adam var. Sen tanırsın, organizatör Mesut Yılanlı diye. He? 3 dakikada bir arıyor ya. Ne yapalım diye ya. Ay ne Allah'ım mi? Ya. Vallahi ya.
İyi misin? Keyfin yerinde mi? Yerinde çok şükür. Doktorlar dediler bir 10-15 gün rahat yaşarsın dediler. Tövbe yarabbim. Allah'ın versin. Ama yılını söylemediler yani. Artı şu kadar yıl falan demediler. Onlar 100 yılı düşünerek söylemişlerdir. Ya sen neler yapıyorsun? Valla biz gideriz sen kalırsın Sinan abi. Aynısın. Nereye bakıp yani. Nereye konuşuyorsun ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Ya, peki bir şey söyleyeceğim. Ben bütün bunları hepsini geçtim. Sinan abi nerede görsem. Selahattin'de o efekt yok. Sinan abi seni nerede ne an görsem. Yani cenazede bile karşılaşıyoruz. Orada bile gözümün önüne ormanda şirinler kıyafetini. Garba merdiven. Ateşin ateşinden atlarken yanmıştın ya. Yanmıştın ya. Ya, cenazede almıştı bacaklarım. Aklıma bu geliyor. Hem geliyor ya. Şöyle avuç kadar bir lekesi kaldı onun. Hadi ya. Ama bayağı yandı ya çok evet. O gün nasıl da o yapıştı şey üzerine yapıştı o. Evet kıyafet evet. Telerin yapıştı. Hepimizi naylon maviye yapıştı, boyamışlardı. Evet. Şirinler evet. Diye hepimizi maviye boyamışlardı. Günlerce mavi çıkmadı o boyalar. O boyalar ay. Çıkmadı. Abi, bir şey ailesi yaptık yeşile boyadılar bizi. Ya ne ailesiydi o? Simpson. Evet. Sarı. Yok Adams değil ya. Yeşil bir şeydi o. Başka bir şeydi. Adams ailesi değildi. Simpson. Simpsonlar, evet Simpson ailesi değil mi? Ay, yalnız, kulağa girme bitti. Kripon toplarından gözler. Evet ya. Perşembe günü bizim şeydi. Her perşembe hatırlarsanız hayal Bedişin çekim. Hayal günü. Evet. Perşembe çekim günü girmedik. Bir ara çok yorulmuştuk. Şöyle oluyordu. Öncesini çekiyorduk. Hani Yonca bir şey alıp yapıp böyle o hayale giriyordu ya. zor bir şey. Yalnız... Böyle yapıyorduk Yonca'ya. Yonca yapma. Yapma. Perşembe günü felaket bir gün. Yalnız hep işte böyle sordukları zaman bana çılgın beriş nasıl oldu, nasıl günlerdi, nasıl geçti? Yani dünyadaki en şanslı insanlardan biriymişim diye düşünüyorum. Çünkü bir şey soracağım. Yonca. Ha canım. Şunu herkes soruyor. Buna bir açıklık getirmek lazım bence. Şunu soruyorlar. Diyorlar ki yani nasıl bir senarist kafası Bediş'i son bölümde havaya uçurdu? Evet. Ve de ne oldu? Hala ne oldu diye soruyorlar ya. Diyor. Bediş'i niye patlattınız diyorlar. Evet. Yani bunun tabii cevabını verecek insan ben değilim aslında ama bence muallakta kalsın diye düşünüldü. Hani devam eder etmez olacağı belli değil. Şunu bilmiyorlar. Yani bunu sonradan biliyorsun Show TV'ye başka bir kanala geçmiştik. Evet. Geçtiğimizde devamı çekildi. Devamında zaten hani öyle olmadı, ortaya çıkıyordu ama insanlar çok onu herhalde izlemedi. Demek ki insanlar onu kaçırmışlar. Evet. Yani şova doğru takip edemediler bizi. O seyirci şova gelmedi. Kanal D'nin seyircisi onun için farkına varmadılar ne olduğunu. Aynen. Yani bir sürü insanın aklında o hakikaten şey olarak kaldı. Yonca'cığım yine kayboldu ya. Geldim. Biz benim film bitiyor işin kötüsü. Bir saniye. Lana! Bana şarj getirir misin? Şarj. İlk 13 müydü? 13. İlk 13'te. Yani tabii buralar kesilebilir. Bilmiyorum kesilir mi ne derece şey var ama. İlk 13'ün sonunda yani bu kadar tabii tutacağı ve kıyamet kopacağı tahmin etmiyor. Bir yaz dizisi gibi. Hatta ilk yaz dizisi bizimki. Yazın tabii zaman bilmiyordu. İlk defa yaz dizisi ve kıyamet İzmir'de kopuyor. Gece saat 11'de yayınlanıyordu. Değil mi? Abi 11-11.30'da bizim oyun bitiyordu. Gereği düşünür diye oynuyorduk. Otogargarayı oynuyorduk. Eve giderken bütün İzmir'de balkonlarda görüyordum ben. Açmışlar istiyorlardı. Ay ama ne güzel ya. Mıydı? 9'da değil sen miydi yahu? Önce Mine Hanım vardı şeyde. Mine Hanım evet. Aslında Mine Hanım da buradan bağlanabilirdi ama gelmedi. Kanal D'de vardı. O dedi, Sinan tutar mı dedi. Ayhan'la gittik. Dedim 13 bölüm dayanın. Ondan sonrasını bize bırakın dedik. Çünkü yazık girdi biliyorsun.
Bir de şey vardı, ilk yönetmenimizi hatırlıyorum ben, Yasalar. Artık Turgut, o kadar Turgut, şeydi ki. Ay, Turgut Yasalar. Yasalar yasalmaz. Yasalar yasalmaz. Yasalar yasalmaz Turgut ya. Ya 13 yıl sonra da çocuktu o ya. Nasıl bir çocuktu o? Sabah 7'de başlıyorduk çekimi, akşam gece 4'e kadar. Ah o ormanın dili olsaydı ya, da ormanda konuşsaydı. eksi 5 derecelerde eksi beş Zeyna olmuştum ben. Zeyna. Evet. Atın ya. Üstünde çıplak. Ya neler olmadı. Pazartesi gecelerini nasıl beklerdik ya, reytingleri öğrenelim diye değil mi? Her pazartesi ya. Reyting kaç gelecek? Reytingimiz ne oldu? Reytingimiz ne oldu? En güzeli de altın zaten... kelebekti. Senaristlere çok ah etmişliğim var benim. Ne dedin Cenk, bir şey dedin. Senaristlere ah etmişliğim var çok. Ah etmişliğin. Tabii seni ben bakıyorum. Kar yağar, Oktay çıplak. Yamyamların önüne düşer. Kar yağar, kışın ortasında Oktay denize itilir. Kar yağar, kışın ortasında Oktay'ın başından aşağı su dökülür. Kafasına ketçap yer. Oktay'ın başından aşağı ketçap mayonez dökülür. Oktay nerede duş alsın? Gariban Oktay. Oktay'ı aynen. Düşünen yok hiç. Bir ara Vasım takıldı ya kıyısında kürtesinden. Vasım küçük orkuş yazdı biliyorsun bir kısmını. Evet bir dönem. Vasım'a gittim ben. Vasım bu işte bir yanlışlık var dedim. Sen bizi kışın denize sokuyorsun, yazın paltoyla dolaştırıyorsun. Allah rahmet eylesin Vasım abi de. Sevgi ya, saygıyla anıyoruz. Ama bu arada şöyle bir şey var. Ben şu açıdan hani bir sürü karakterin kılığına girdik. Çok güzel yani, hakikaten çocukluğumuzda bile büyüdüğümüz bir sürü karakterin kılığına girdik. Hayaller, çok zenginlikler yaşadık. Ama bir yandan da normal hayatta insanın sevgilisinin ne sevdiği insana, bırak her şeyi, arkadaşına yapamayacağın şeyleri ben Oktay'a yapıyordum ya. Ya böyle güzel bir şey olabilir mi? Masaları üstüne deviriyordum. Her şeyi yapıyordum. Büyük zevk. Senin namına güzel tabii. Benim namına düşünmek lazım onu. Ama ben en çok Oktay'ın ketçaplısını sevdim. Ya ben de şeyi hiç unutamıyorum. Süt banyosu yaptığımı. 100 tane süt de koymuştum. Banyonun içine süt banyosu yapmıştım. Ya ben bunları hatırlamıyorum. Yemin ederim. Bir ay boyunca inek koktum ya. İnek koktum bir ay boyunca, süt koktum ya. Hiç unutmuyorum. Selahattin'in şeyden düşüşünü hatırlıyor musunuz? Kendi kendine istedi onu. Yani kimse onu yaptırmadı. Avizeye sallandı. Avizede. Evet. Onu hatırlıyorum, evet. Sinan bunlar kim lan diye başımda. Ay çok güzeldi ya. Ya herkesi bunlar... unuttu. Kamyon şoförümüz vardı, onu unutmadı ya, ne yapıyor dedi. Bir bağlanamadı şuraya ya. Bir arasana ya, tekrar. Anlamıyoruz bu işlerden, ben tesadüfen becerdim ha. Vallahi. Hiç uğraşmıyorum o işlerden. Ay ki tekrar şu çekim hakikaten ya. 2020'de yani bak o zamanlar şey Mükü neymiş, ne olmuş? Ya. Öbür taraftan Banu neymiş, ne olmuş? Ne olmuş? Neymiş, ne olmuş, neler olmuş? Yani büyük gırgır olur ya. Büyük, kim ya, yazar bunu? Hani bu önce böyle dediler, müzikali dediler bir ara. Hani dediler ki müzikal yapılabilir diye. Hani öyle bir yani şey yok. Müzikal yapılabilir ama önce gene bir dizisinin olması lazım. Yani. Buraklar, Mr. Web ekibi hatırlarsanız. Mr. Web evet. Ekibi. Ha, evet. Harika, yani bizim belki de en... genç kısma ulaşan yazım ekiplerinden biriydi. Onlar hala bir sürüsü aktif halde. Burak hatta pandemi çok ciddi bir hastalık geçirdi bu süreçte. Takip edebildiniz mi? Aa, yok. Ve oldu tabii, aylarca hastanedeydi. Hekimi de benim tesadüf arkadaşımdı. Daha yeni çıktı, yeni toparlandı. Şükür ki çok ağır geçirdi. Yani çok gezenti yapıyor ya onlar, bütün dünyayı dolaşıyorlar. Evet. Ben gördüm. Hanımı da hastanede yanındaydı. Evet, hatırladım. Evet, toparlandı. Mesela yani yine o ekiple bir iki tanesi en azından Mr. Web'in toplanıp. Ya şöyle keyfimiz için bir tane özel bölüm. Yani baştan aşağı bile değil. Bir kerelik Bediş Özel yapsak. Olmaz bir kere. Süper olur. Onu biz kendimiz de yaparız. Bir kerelik Bediş Özel yok. Normal şartlarda Selahattin'in ölmüş olması gerekiyor. Yani pilot gibi çekeriz. Onda bir şey yok. Bir şey oldu. Yok hiç güzel. Sinan'a gülüyorum. Selahattin öldü. Selahattin ölmüş olması lazım dedi.
hakikaten ha. Yani. Bence çocuk rolünde girmesi lazım Selahattin'in. Enkarne olmuş tamam Eleman. Mülkünün çocuğu olmuş, mülkünün çocuğu olarak tekrar gelmiş hayata. Şahane olmuş. Üzüme baka baka kararırız değil mi? Ay, siyah şaşlama kel. Biz internetten başlatalım. Kimseye ihtiyacımız yok. Biz buradan başlatalım. Ondan sonra bak görürsün. Kimler gelir. Ay hayatım. Buyurun. Aslında hakikaten. Buyurun Sterling diyor. Ne Selan abi? Sterling konuşuyor diyorum. Tabii. Sterling konuşuyor. Sen İngiltere'den bu sponsor bize. Tamam. İngiltere'den sponsor bu. Bir tane şey. Sen İngiltere'nin neresindensin? Katar'dan. Sen İngiltere'nin neresindensin? İngiltere'nin batısındayım. Londra'nın kıyısındayım. Londra'nın batısındayım. Yok, Londra'nın batısındasın. Bir buçuk saat uzaklıktayım ama güneydeyim yani. Anladım. Bir tane ben bulacağım. Hay Allah. Ben saraya gidiyorum yarın. Diyeceğim ki bize bir sponsor lazım. Bak bu grup bir daha bulamazsınız. Lütfen bize sponsor olun. Biraz pound gönderin. Hemen. Biz bir gün çekelim arkası gelir. Biraz pound bile yeter. Yeter. Pound kaç lira oldu kızım? 8,5 9 bir ara 9'a geliyordu. Tekrar indi 8,5 öyle bir şeyler var. Vay arkadaş. Var bulacağım. Kırıyor gidiyor. Paraya para demiyoruz artık. Sterlin diyoruz. Doları da neymiş? Markı da neymiş? Ya şu şeylerden hatırladığınız var mı daha hayallerden? Çok komik şeyler vardı. Bir aklıma geldi. Bir yamyam sahnesi evet. Vardı. Cengi mi sokmuştuk gene? Benim mor dudaklı Batman halimi gözümün önünden gitmiyor. Yani o nasıl bir Batman? O nasıl? Yani bende fotoğrafları var. Paylaşmaya korkuyorum. Gruptan paylaş. Bir şey rica edeceğim sizden. Bu konuştuğumuz bugünkü şeyler var ya hayaller konuştuklarımız. Ellerinizde bununla ilgili görseller varsa onu gruba atın ne olur. Elinde var ben, biraz galiba. Var. Bak. Kanal D şeye atmış, YouTube'a atmış ve çok rahat açılıyor. Evet. 66 bölümün hepsini atmış. Evet. Çok rahat açılıyor. Şimdi anneler babalar çocukları da seyrettiriyorlar. Aynen yani öyle. Yaşında hayranımız falan var ya. Şu an 6 tabii yaşında ya. Olan ve çılgın bebekle büyümeye başlayan şu an öyle bir nesil evet. Var. Evet. Bizim 90'lar şarkıları da ben... Resmen böyle bir ikinci keredir yaşıyor oldum aynı hayatı. Çok acayip bir durum. Yani normal şarkı yapıyoruz, kimse ilgilenmiyor. 90'lar şarkıları, konserlerimiz yıkılıyor falan. Tabii. Yani acayip bir şey. Bir şey onun için de çılgın bir dişinde zamanı çok geldi bence. Evet, Yoncacığım benim için de öyle. Ben Bora Öztoprak olarak 90'lar gecesi yapıyorum. Bora, ameliyat nasıl geçti? Sen onu söyle. Çok başarılı, çok kolay, çok rahat. Tavsiye ederim. Ya Kaya'yı gören var mı? Kaya mı? Kaya. O şeye taşındı. Böyle bir köy gibi bir yere taşındı. Orada yaşıyor. Kaya çok kimdi ya? Vallahi Cenk herkesten haberin var. Ne güzel ya. Kaya Ildır mıydı soyadı? Ne oynuyordu yani? Sarışın vardı ya. Bizim arkadaş grubundan Garson oynuyordu. Hayır, olarak hatırlıyorum da soyadını hatırlamıyorum şimdi. Garson da evet, Garson. Aferin Garson da oynuyordu. Sarışın mavi gözlü. Evet. Ya bir de Şirinler olmuş. Trafik kazası geçirmişti ya sette. Ayıptır söylemesi. Çılgın Beni sırasında araba parçalayanlardan biri de oydu. Aynen. Seni saymıyorum Cenk. Bir de ben evet. Saymıyorum. Ben de Volkswagen'i boğaza atmıştım. Evet. Evet uçmuştu. Ne eğlenceliydi ya. Motorun üstündeki sahnelerimiz, o motorun üstünde ben dedim ki ben motora binmem. Önce evet. Evet ya. Benim peruğumu bacağından geçti. Bulamıyorlardı. Sonra bindim, bir kere bindim trafik kazası geçirdim. Düşmüştük. Ah. Ya bacağından ya geçti ya. Ya böyle tek tekerlekle ağlıyorduk ya resmen öyle hız yapıyorlardı ki.
şaka yapıyorlar. Hani filmlerde olur ya böyle çık 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 çık. Sanat uğruna yaşadıklarımıza bak. Evet. Bak. Kazana koymuşlar. Sinan abi sen kazana girmiştin değil mi? Kazana girmiştin. Filmlerde galiba. Oktay'ı askere yollamıştık kazana. Kazana sağ olsunlar kışın karda kazana soktular çıplak. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çekimin ilk gününü hatırlayan var mı? Hatırlıyorum. Disko'ya gitmiştim. Evet, iyi hatırlıyor musunuz ilk bölümdeki kapıcıyı? Disko. Sonra okul kapıcısı oldu. Ortaköy'de. 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 Evet. Ben hiç unutmuyorum ben de. Kimse evet birbirini ya tanımıyor. Biz dans edeceğiz. Cenkler bir 10 metre arayla. Herkes böyle çekingen. Cenk'im de yazık ki var. Onda bizim böyle yeşilliklerden mesela yuvarlanmamız gerek. Ben hayal kuruyorum ya. Abi kim var kim var diyor. Bir atlıyordum üstüne bunu hatırlıyor musun? Ahmet vefat etti. Lan langır kim? Langır. Ahmet kim ya? Evet Ahmet abi. Ay ya yazık. Ay yazık. Apartman oynayan. Ha, apartman evet görevlisi olan. Aa evet, evet ya. Bir şeyi ben ya görüyorum. Biliyorsun ya benim babam da vefat etti. Ercü, Ercü gitti. Ercüment evet abi de vefat etti. Evet. Tamam Ali anladım. Şey vardı Hademe'yi oynayan okulun Abdül. O Abdül, Abdül. Ay benim başıma bela oldu. O simit satıyor. Hala evet simit satıyor. Öyle bir olaylar evet vardı. Bir de yazmış. Sokaklarda evet böyle Kur'an-ı Kerim satıyor küçük. Geçen gün ben arabayı kullanırken arabayı durdurdu. Ama galiba biraz kafa gitmiş bir tuhaf epeyce, bir şey oldu. Epeyce. Eminönü'nde. Evet. Yönde bir ara bir şeyler oldu onunla. Senin başına bela mı oldu? Bir şeyler oldu, bir olaylar oldu bir, değil mi? Bir şey oldu. Aynı anda konuşulduğu evet için acaba çok takılmaya başladı. Evet. Pek üstüne gitmediler ama olayı sonra. Durdular. Evet. Yani dizi bitiyor. Herkes ilişkiler bitiyor. Mu? Yani kimseyi suçlama hakları yok yani. Doğru. O zaman böyle bütün dizilerde oynayanlar artık herkesten mesul olsun. Yani ya bizi akraba sanıyorlardı. Evet. Ya bu kadar uzun sürünce. Yonca yine sen bir tek sen dondun Yonca. Bizim beşimizde sorun yok. Evet. Gitti geldi şimdi herhalde. Hah geldin. Ne oldu? Sende var. Ben korktum bir şeyler yok oldun sen. Dondun. Bende mi var sıkıntı? Evet sende. Senin bağlantı kötü. Dün seyrederken Deniz'e böyle... Telefona geç. Bak telefonda bir şey olmuyor. Gayet güzel telefon. Telefondayım ben işte. Telefondayım. Ah, hayret. O zaman telefonun kötü çekerim. Peki Kidim Kasrı'nda hatırlıyor musunuz? Kidim Kasrı'nda sabaha kadar günlerce başlamıştık. Günlerce vals. Evet, evet ya. Evet, evet. Bunları da hatırlamam. Havuza girdik ya. Havuza evet girdik. Dur, evet, akşam üzeri ben sana bir kohidim kartı falan çekeyim de gruba yollayayım. O gidip kartından fotoğraflar var bende. Var ya, niye böyle? Üzerimizde beyaz takımlar. Dalmaçyalı ben olmadığım için be, yani benim olmadığım fotoğraflar yok bende ama benim olduğum hayallerde bir sürü fotoğraf var. Ha, hatırlasana o gün o kıyafetle gittik Yavuz Figenli'yi aldık geldik iskeleden bize kızdı çekti gitti Çınarca'ya gidiyorum diye. Ya evet yani ne şeker adamdı o da. Atilla gitti. Çetin abi de çok tatlıydı. Çetin abiyi şeyde evet, gördüm abi. Sinema evet. Yeşilçam'ın 100. yılında. Emek sinemasında ya aynı hiç değişmemiş ama onu iyice bir yaşlandır böyle yüzünü kırışıklar falan ama çok mutlu oldu beni görünce ben de daha nerelerde Çetin abi burada dedi gittim de merhaba nasıl geldim geçen sene Çınarcık'ta gördüm İskambil oynuyor oranın okey takımında Yavuz abi Yavuz Fikenli yaptığım en güzel iş dedi. Yavuz kimdi şey mi? Yönetmen. Yönetmen. O şey porno yönetmeni miydi? O muydu ya? O hayır. Bir şey aksiyon filmleri. Ay aksiyoncu şeydi ya. Amerika'dan geldi ya. Bölüm kesin kesilecek. Kesin. Biz biri vardı öyle şey çeken tamam, porno. Yavuz Figen'li işte. Erotik film ama yani. Ya. Porno değil. Yavuz Figen'le evet, ya, film çekti mi ya?
aile filmleri çekti o zaman millet Yavuz abi. Fakat kendini beri kadar geldi. Yok öyle şey, öyle hard porno falan çekmedi adam şimdi. Bok atmayın adama. Yok. Bana öyle, ben tanımıyordum da öyle demişler. Eski pornocu diye. Yok şaka yapmışlar. Yok öyle bir şey yoktu ya. Yoktu. Öyle bir şey çeksen bana derdi Sinan Soyun diye. Ayhan cesaret edemezdi getirmeye yönetmen olarak. Yani öyle bir aile dizisine yönetmen olarak gelemezdi. Çetin abi de şey. Çetin abi kameraman yönetmeni. Aykutların adamı çekti. Evet evet. Cüneyt Arkın söyleyip duruyor adam. Evet. Ya zaten. Ay, sürekli Cüneyt Arkın filmleri çekti şeyde. Çetin İnanç'ta. Cenk. Atlama zıplama. Çetin abi geldi. İkinci bölümden sonra bombalar patlamaya başladı sette. Evet abi. Avantürler avantürler başladı. Beni de herkese dövüştürüyordu zaten. Sen Süpermen olmuş muydun? Oldum ben, her şey oldum canım Süpermen. Her şey. Ay Çinli olmuştuk, bak, Çinli. Bak, Çinli ya, şimdi olsa Yonca sen Süpergirl olurdun. Sütçü beygirine evet bittik. Süt, ah. Bilmediğimiz şey mi kaldı? Bize bindirmedikleri şey mi kaldı? Şey derdi ki bir gazoz kapağı almadık diye. Ay çok iyiydi ya. Ama bu arada ben gerçekten çok yükseldim. Yani şu Çılgın Bediş 2020 versiyonu çok eğlenceli olur ya. Evet. Bence de olur. Siz de dün kaba patlatın. Bir yapımcı bulacaksın. O yapımcı iyi bir senaryo ekibi ayarlayacak. Evet. Bu kadar yani İki. Şimdi Allah'a çok şükür herkes yaşıyor. Yani evet. Bütün Bediş ekibi yaşıyor. Kimse aynen. Vallahi Çiçek gel biz senden bunu ele alalım. Hadi. Hem hadi. Kim yazar, kim ne yapar. Siz de aklınıza gelenleri yazın abi gruptan. Şu işin bir üstüne ciddi ciddi eğilelim yani. Bence evet. De. Eğilelim. Yani, çok teşekkür ediyorum. Pardon. Son 5 dakikamız kalmıştı. Onun için şey yapıyorum. Hızlandırmaya çalışıyorum. Tadına doyamadık. Bu belki bir daha yaparız bu grubu ya. Aynen. Evet, yapalım. En azından sohbet etmek için ya. Daha oyun evet. Oynamadık. Oyun. Oyunumuz var. Evet, bu ya bir dahaki sefere de oyun oynayalım. Tamam. Yapalım tamam, ya. Bir daha tamam. Yapalım. Böyle kalmasın bir kere. Tamam yaparız. Sen çıkacaksın. Ben kimim yapılıyor ya. Evet o. İşte benim sana söylemeyeceğim. Sen gidince sonraki bölümde adayım da hazır. Kim olduğunu da yapacağım. Tamam. Sonra bize bildir ki Çiçekciğim. Biz bilelim ki onunla ilgili araştırma yapalım. Tamam. Çok zor olacak. Ben de istiyorum oyuna girmek Çiçek. İşte biz beşimiz zaten. Yonca hepimiz yapacağız. Ha tamam. Sonra Yonca gelip etmeye çalışacağım. Kapanırken aynen. Söyleyeyim. En flu gözüken Selma'ydı. Ne gözüken? En flu sendin. Aa. Nerede flu ayol? Şöyle mi? Şimdi ya. İyi mi? Sinan. Sinan. Gözlerin iyice bozulmuş. Ya. Ben kendimi görüyorum. Ya herkes net. Herkes net. Selma flu bende. Bak şimdi netleşti. Allah. Eski eşin. Evet hakikaten ya. Selma abla sen bir yerden İlber Ortaylı gibi çok yaklaşıyorsun kamerada. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu ya? İlber Ortaylı dedi ya. Arkadaşlar sevgili ailem. En kısa sürede tekrar birlikte olmak üzere. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Zaten hazır olacağız sizle paylaşacağım bunu ama bu arada gene hazır olduğumuzda böyle bir günde yarışmamızı da yapalım. Oyunumuzu oynayalım. Bu arada dediğim gibi lütfen WhatsApp grubumuzdan atın siz bunları. Tamam. Ay bu arada bir dakika bir saniye bekleyin bir dakika. Dedikodu başlıyor. Evet. Gitti anlatın gitti. Gitti evet anlatalım. Sinan mı gitti Yonca mı gitti? Hangisi gitti? Yonca gitti Yonca anlatın Yonca. Magazinden aslında çok şeyler duydum. Çok özür dilerim. Bu arada sizlere hediyelerim var. Bir dakika duyuyor musunuz beni? Evet. Duyuyorsunuz değil mi? Duyuyor musunuz? Duyuyoruz. WhatsApp'tan bana adreslerinizi atın lütfen. Sizlere böyle bir kutu gelecek. Hediye. Yine bunu .com'dan
Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ama ben sizi şu anda duymuyorum işin kötüsü. Öpüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi yazın WhatsApp'tan. Tamam. Herkese selam. Tamam. Hadi öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Hepinizi çok öpüyorum. Sonaycığım bekliyoruz. Görmüyorum geri kalanı. Geleceğim. Sonaycığım görüşmek üzere. Hadi bay bay. Çok öpüyorum. Bye. Görüşmek üzere. Başka işim, silerim hüznü baştan çizerim.